Büyük alkışlarınızla Caner Dağlı geliyor. Aksel çok komik. Beni çağırırken buraya şey dediler. Güncel şakalar yaptılar. Gündemle alakalı falan. Ben zaten genelde ilgilenmiyorum. Bir de Instagram'ı, Twitter'ı falan kapattım. Şu an hiç güncel şakam yok. Yani şeye falan şaşırıyorum ben normalde. Apo Kenya'da yakalanmış diyorlar. Aa diyorum mesela. Normalde de yani bilgi yok bende. Bilgi yok yani. Yani şu an ekonomik kriz falan var diyorlar. Mesela Ecevit'e yazar kasa atmışlar mıdır? 2001 krizi falan geliyor böyle aklıma. O 2001 krizini hatırlayanlar var mı burada? Bilmiyorum ama şeydi böyle. Ona kara çarşamba diyorlar. O da ekonomiyle alakalı. Black Friday gibi bir şey ama tersten yani. O zaman da şey yapmışlar. Ecevit'e şey Ahmet Necdet Sezer anayasa fırlatmıştı kitapçı. Ve o zaman şey demişlerdi. Ne kadar yanlış bir üslup. Seviyesiz. Bu da siyasi şaka. Şeyi ben çok seviyorum. YouTube'u çok seviyorum. YouTube en güzeli. YouTube'da şey mesela yorumları çok seviyorum. The Cure'un Love Song diye bir şarkısı var. Şöyle bir yorum gördüm altında. Hiçbir zaman kimseden aşk dilenmeyin. Çünkü kimse bir dilenciye değerli bir şeyini vermez. Bir de Y ile yazmış değerliyi. Abi ne işin var orada? Siktir git yani. Ama böyle şey yorumlar da var mesela. Ben Hakan Şükür'ün YouTube kanalını takip ediyorum. Futbolla ilgili yorumlar yapıyor. Ama bana da yani öyle şey bir durum yok. Bir tane böyle uzun bir videosu vardı. Şey yazmış birisi altına. Abi video çok uzun olmuş. Bir de yeni darbe gelir mi? Saygılar. Süper yani. Müthiş bak. Böyle yorum böyle yapacaksın yani. Yorum böyle yapılır bence. Bir de Clubhouse çıktı şimdi. Her şey bir şey kapattım her şey çıkıyor. Böyle yeni bir şeyler çıktı. Clubhouse'u da seviyorum ama dün girdim ilk defa. Benim iPhone'um yok. Arkadaştan girdim. Arkadaştan Clubhouse'a girdim. Şey ama böyle kız çıktığı gibi şöyle insanlar böyle etrafında oldu. Abi Clubhouse'a girmen lazım. Ben bu adamı tanıyorum bu arada. YouTube'a girmen lazım. Bu işi yapıyorsan YouTube'a gireceksin. Abi Acun deli gibi içerik arıyormuş. Lan beni aramıyordur büyük ihtimalle yani. Abi Acun deli gibi içerik arıyormuş ya. Clubhouse'a girmen lazım. Tam senlik. Değil yani. Benim alakam yok onunla. Benim gündemim bu aralar ben biraz kilo verdim. Çok belli olmuyordur. Ama bazen böyle 2-3 ay görmeyen insanlar beni gördü ama şöyle bir şey oluyor. Mesela yolda karşılaşıyoruz şey oluyor böyle. Ya Caner ne kadar güzel olmuş bu. Ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Onun da yanında beni hiç daha önce hayatımda görmemiş birisi oluyor böyle yapıyor. Bu neresi güzel lan? Hani onun bakışlarında görüyorum. Bu neresi? Bu güzel hali mi bunun? Yani bu çirkin hali nasıl da amına koyayım? Yani bunun güzel hali buysa. O kadar kilo verebiliyorum. Yapacak bir şey yok yani. Ben bir şey sürecinde böyle evdeyiz. Böyle bir düşünmeye başladım. Hep anlatıyorum ya 7 yıllık ilişkim bitti falan diye. Bunu gene süzgecimden geçirdim. Hep geçiriyorum bunu. Aklımda hep bunu geçiriyorum. Ama çok iyi davranmışım. Benim böyle ilişkilerim bitişleri genelde şöyle oluyor. Son bir ay böyle anlıyorum. Beni terk edecek gibi. Bir şeyler oluyor orada. Tamam mı? Bir şeyler oluyor. Mesela az görüşmeye başlıyoruz. Mesela günde 5 saat görüşüyorsak 3 saat görüşmeye falan başlıyoruz. Kız gidiyor başkalarıyla görüşüyor falan. Hani şey gibi iş yerinde böyle çıkmadan önce ihbar süresi diye bir şey var ya. İş aramaya gidiyor. O 2 saat erken çıkıyor işten. Benim de öyle ya. İlişkinin son ayında böyle kız gidiyor. Başkalarıyla görüşüyor. Aa sen iyi misin? Olur mu? Çünkü ben şunu terk edeceğim de şu salağa. Sen olur mu sen? Ne olmaz mı? Sen hani öyle bir... Çok iyi davranıyorum yani. Böyle esnek çalışma saatlerine uygun kadın varsa tanıdığınız. Ben de çalışabilir yani. Güzel oluyor. Gidişleri çok güzel oluyor. Şey var bir de. Böyle hiç cahil insanla birlikte oldunuz mu? Çok cahil kadınla. Yani şöyle bir şey var. Ben de birilerine göre cahilim bu arada. Yani ben de şu, mesela bir kız arkadaşım vardı. 3 dil biliyordu. Kız Fransızca, İtalyanca, İngilizce biliyor. Bir arkadaşım geldi yanına şey dedi ya sen Caner'le niye çıkıyorsun dedi. Caner Türkçeyi zor konuşuyor sen niye bu cahille berabersin falan dedi böyle. Bir tane kız arkadaşım vardı üniversite asistandı falan. Ben de onlara göre cahilim ama ben bir yani mesela kız güzel olduğu zaman benim için okey yani. Cahil olabilir. Ama bir tane kızla çıktım ben şöyle kız yani çok kötü. Türkçe dublaj filmler falan seyrettiriyor bana böyle. Ya izlediği tek altyazılı şey Survivor kızın. Altyazı tek onu izliyor. Altyazı mı takip edeceksin falan diyor kız. Altyazı mı okuyacağız ya. Öyle bir kızla yani. Bir de çok kötü böyle Türkçe dublaj filmler var ya böyle. TGRT dublajı. Bak TGRT dublajı ne demek biliyor musun? Şarkıların da Türkçesini çevirdikleri filmler var ya böyle. İşte Mary'nin 7 tane kuzusu vardı ve onlardan biri ölmüştü falan diye böyle. Saçma sapan şarkıların olduğu filmler. Onları izlettiriyor. Ya, siyasi olarak da böyle kafası falan kızı çalışmıyor. Gezi diye diyor. Gezi olaylarını yani
İlk üç gün ben de destekledim ama o otobüsleri yakmaları. Diyorum evet haklısın diyorum ben de. Karaktersiz olduğum için. Gitmesin çünkü ya benim için. O komedyenlerden bahsediyor. Mesela ben de komedyen diyorduk ki ama diyor şimdi siz komedyen arkadaşlarınız bazı sıkıntılar yaşadı ama o şakaları yapmamaları gerekiyor. Diyorum evet ben tanıyorum zaten onları şerefsiz insanlar falan diyorum. Onlar zaten öyle diyorum. Ya kız şey bir kız yani böyle çok güzel ama mesela şu cümleyi duyabiliyorsun kızdan. Celta Vigo'dan gitti kupon. Betson'a giriyor kız yani hani bir kız Celta Vigo'dan yattı kupon diyorsa yani güzel yani. Evet işte hep aşık oluyorum ben. Onu sadece söyledim. Böyle oluyorum yani birilerini görüyorum oluyorum falan böyle yani. Hep böyle ilk 20'li yaşların başlarında şey derdim böyle arkadaşlarım böyle aşık olurdu ya. Keşke ben de olsam ya. Ne güzel bir duygu ya keşke ben de olsam ama hep aşık oldum. Hani insanın ne söyleyeceğini bilmesi gerekiyor yani. Bazen şöyle durumlar oluyor ya Allah'tan keşke başka bir şey isteseymişim ya dediğiniz durumlar oluyor ya. Hani ağzından çıkanı böyle iyi tartman lazım. Mesela İbrahim Tatlıses'in de Vur Gitsin Beni diye bir şarkısı vardı. Sonra ne olduğunu gördük yani o temenni demek ki o anda geçmiş. Tamam benden de bu kadar. Sağ olun.